Kocaeli'de yaşayan iki arkadaş, besledikleri köpekten anı kalması için başladıkları iris fotoğrafçılığını profesyonelleştirip bu alanda şehirdeki ilk stüdyoyu kurdu. Stüdyoda makro lenslerle çekilen irisler bilgisayar ortamında işlendikten sonra tercihe göre tablo, tişört ve kolyelere dönüştürülüyor. Kocaeli'de yaşayan Halil Üzer, hasta köpeğinden kendisine farklı bir anı bırakmak için fotoğrafçı arkadaşı Fatih Öztop'tan yardım istedi. Öztop arkadaşı Üzer'in talebi üzerine köpeğin irisinin fotoğrafını çekti. Bu işten keyif alan iki arkadaş iris fotoğrafçılığı üzerine yoğunlaşmaya başladı. Zamanla işi daha da profesyonelleştirerek Gölcük Değirmendere'de stüdyo açan ikili şehirdeki ilk ve tek iris fotoğrafçılığını kurdu. Köpeğim var ve köpeğim çok hastaydı. Ondan bir anı kalmasını istiyordum. Böyle araştırmacı bir kişiliğim var. Avrupa'da bu iris fotoğrafçılığını gördüm ve Fatih'le bu konuyu paylaştım. Dedim ki hani köpeğimin fotoğrafını çekip onu bir obje haline getirsek, bir tablo getirsek, bileklik yapsak. Onun sonrasında bu keşfettiğimiz şeyi biz aslında sadece köpeğim üzerinde değil, iris fotoğrafçılığına bir anda yönelmeye başladık. Fatih de bu konuyu çok sevdi. Daha sonrasında hemen iris Kocaeli'ni kurduk. Kocaeli'de ilk ve tekiz bu konuda. Türkiye'de de sayılı fotoğrafçılardan biriyiz. İris fotoğrafçılığı Avrupa menşeli bir iş. Türkiye'de yeni yeni popülitesi gelişen bir dal. Gelin ve damat adaylarımızın yeni evleneceği noktada evine astıkları, yaptırmak istedikleri, daha çok onların talep ettikleri tablolar, temperli cam üzerine bastığımız tablolardan oluşuyor. İris fotoğrafını makro lenslerle, çeşitli ekipmanlarla çekimini sağlıyoruz. Onun için tabii ki profesyonel bir stüdyoda profesyonel bir çekimle oluşturuyoruz. Mutlaka olmazsa olmazı makro bir lensiniz olmalı. Çeşitli ekipman, ışık ekipmanlarınız olmalı. Tabii ki çekim tekniğini bilmeniz gerekiyor. Sonrasında iş orada bitmiyor. Ham görüntüleri bilgisayara aktardıktan sonra müşterinizin ya da çiftlerinizin talep ettiği doğrultuda Photoshop üzerinde işleyerek onu neye basılacaksa, işte kolye mi, tişört mü, temperli cam mı gibi farklı ürünlere entegre ediyoruz. Bir tane kız çocuğumuzun gözünde, gözünün ortasından geçen bir leke vardı. Tabii ki aile bu lekenin olduğundan habersiz. Ben aileye test çekiminden sonra tasarımı gönderdim. Onayı bekliyorum. Onay sürecinde de bana şunu sordular. Ya Fatih Bey, bu çekim hatası mı yoksa bir ışık yanılgısı mı vesaire mi? Hayır dedim. Kesinlikle bu durumda yani gözde bir irisin ortasından geçen bir orada istenilmeyen bir durum var. Aileye bunu söyledikten sonra aile çok şaşırdı. Biz bunu bu zamana kadar nasıl fark etmedik dediler. Tabii ki fark etmeleri mümkün değil. Yani sonuçta makro lensle çekim yapıyoruz. Oradaki detayları çok daha yani 500-600 kata kadar büyütebildiğimiz detaylar olabiliyor. Bu anlamda aile bana çok teşekkür etti. Ben de onlara önerdim zaten. Dedim ki hani çocuğunuzu, küçük kızımızı dedim bir dedim göz doktoruna götürmenizde fayda var.